Gerçekten kolay değil Beşiktaş'ın işi. O güçlü formda bir rakipte oynuyor Serdar evet. Beşiktaş. Bir de bu kadar eksik var işte. Çok Sergen Hoca ve Oğuzhan'ın açıklamaları. Evet. Yani şimdi burada tabii sakatlıkların nedenleri tartışılıyor. Son sakatlıklar, Adalet sakatlığı. Fakat burada Sergen Hoca'nın şöyle bir sıkıntısı var. Bu oyuncuları dinlendirebilme fırsatı bulamadı. Çünkü yoğun maç temposunda bazı oyuncuları dinlendirirsin. Sakatlık riski bulunan oyuncuları dinlendirirsin. Mesela Pjanic'i nasıl dinlendiriyordu? Oyundan çıkartarak bazı oyunlardan. Çıkar mı kardeşim Pjanic yorumları yapılıyordu. Fakat onları dinlendirebilecek oyuncuları yok. O oyuncular işte ilk sakatlıklar darbeye bağlı sakatlıklar olduğu için bu risk taşıyan oyuncuları dinlendiremedi. Sen bir şey söylemiştin pardon. Demiştin yani bu haftayı getirmeseydi bu sıkıştırılmış ligi diye dedin değil mi? Şampiyonlar Ligi'nden evvel. Keşke. Yani olsaydı keşke. Hakikaten dinlenebilirdi. Sana katılıyorum. Biraz orada yani ülke puanı düşünülerek. Evet. Yani daha ileride bu sıkıştırılmış yapsaydı. Bence Beşiktaş özelinde değil. Fenerbahçe'de aynı. Ülke puanı açısından söylüyorum yani bir zaten. Fark etmiyor. Bir tane bizim Beşiktaş da yeter. Yani bir ülke puanı arada iki tane daha önümüzde iki tane daha milli ara var galiba. Kasım'da da var değil mi? Cüneyt yanılmıyorsa. Evet. Hani bir bölümünü ilk yarıya, ikinci bölümünü de ikinci yarıya koyalım dediler. Bu 21 takıma çıkmasından dolayı devam eden artçıları diyelim o işin. Şimdi yorgunluk, geniş kadroları o yüzden kurarsın. Hoca o yüzden öyle bir kadro istemişti. Bu oyuncular yorgun olacak. Bunları dinlendirmemiz de lazım. Geniş kadro lazım. Fakat sakatlık, darbeye bağlı sakatlıklar çok olunca tabii onları da dinlendirme fırsatı bulamadı hoca. Sonuç itibariyle bir tane 11 çıkacak yarın. Yarın oldu artık. Yap bakalım bugün. Bir 11 ya. Bugün yani. Bugün oldu. Bir tane 11 çıkacak. Serdar yap bakalım. Biz yaptık hocam hemen. Hadi bakayım. Hemen gidelim 11'e isterseniz. Evet. Ben oraya gideyim isterseniz hocam. Umut ne dersiniz 11 için? Ben söyleyeyim. Kendi bölgesinde oynamayan oyuncular da var. En Sakala hayatında hiç stoper oynamamış. Onu söyleyeyim. Bir. Bana göre En Sakala. En evet. iyi tercih o biliyor orada musun? Orada Josef'i oynatıp Can Boğazdoğan Şalke'den gelenle Salih ve Oğuzhan'ı orta sahaya koyarsa Kenan ve Rıdvan'ı önlerine koyup kanatlara koyup Batshuayi'yi de santrfor oynatabilir. Ama hocanın En Sakala'yı ve Serdar'ı kullanacağı bilgisi de geldi. Değişik bir şey. Benim söylediğim tabii ki biraz daha Josef'i orta sahada ön libero savunmanın önünde bir dalga kıran olarak kullandığı için bu doğru görünen kadro bu ama En Sakala'nın hiç stoper oynamamış olması sıkıntı orada tabii ki. Yani o riski zaten almak zorunda. Serdar da çok tecrübesiz tabii ya. Ben beğeniyorum. Bu hafta hoca şöyle bir şey yapmış. Onu söyleyeyim. Mert Günoğ'u stoper olarak oynatmış çift kalelerde, idmanlarda. Hani stoperimiz yok. Sen bari ikinci kalecisin hani stoperde oynak hani dengelensin iki takım haline bölüştürüp idmanda öyle bir deneme de yapmış. 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası da Fatih Terim Almanya ile oynayacağım evet. yarı final öncesi Tolga'yı gerekirse bravo, oynatırım demiş. Bravo aynen öyle bir lafı vardı. Ben bir şey söyleyeyim mi? Ben Rize Spor'dayım son maç Ankara gitti Gençler Birliği'nin 14 kişi. 14. adam kaleci. Ona forma yaptırdım biliyor musun? Vallahi bile. Bir de gitti Gençler Birliği'nin orada 3-1 yendik mi? UEFA kupası. Gerekse oynatacaktınız yani hocam. Tabii canım 3 tane bir tane kaleci. Hocam futbol tarihinde. Vallahi yaptırdım. Ya bak girin şeylere bakın yani eskilerden. 3-1 yendik bir de biliyor musun? Trabzon'la çekişiyorlardı. Ondan sonra yendik UEFA'dan oldular Trabzon gitti. Serdar ne dersin 11'imiz için? Şimdi orada Batshuayi dikkat çeken En Sakala ve Rıdvan'ın yerleri kendi yerlerini oynamayacak. Aslında ben başka bir mevki söyleyeceğim orada. Nedir? Batshuayi zaten önde çok iyi basan bir santrafor. Evet. Bekleri bak stoperleri geçtim bekleri bile rahatsız eden bir santrofor. O konuda hoca Batshuayi'nin iyi ki yetiştiği diye dua ediyordur. Yani şükür ediyordu mutlaka. O önde bu. Zaten Ajax hocası bugünkü açıklamasında Batshuayi bizim için sıkıntı demesi yani idareten yapılmış bir konuşma değil. Rakibi onur ediyor ama hakikaten Batshuayi yorar. Orada en ciddi sıkıntı bence iki futbolcu var orada. Olağanüstü oynamak zorundalar. Onlar için bambaşka bir maç. Kim? Kimler? Oğuzhan'la Salih. Bak Batshuayi basar zaten önde. Eğer Oğuzhan'la Salih basma konusunda pres ya da atakları karşılama konusunda
ligdeki gibi oynarlarsa ciddi sıkıntı yaşar zaten Beşiktaş. Ya o Oğuzhan ve Salih bence o tarz futbolcular değil hocam. Değil ama. Yumuşak futbolcu olacak kesinlikle. Değil ama oraya geleceğim ben anlatsın ya, da. Ya o kadar naif oyuncular ki yani en kibar böyle ifade ediyor. Onlar zaten öyle oyuncular konusunda. Onlar çok klas pas atar. Çok güzel bir bak, ince bilekleri var. Öyle ince oyuncular, görürler ama öyle oyuncular basa değil zaten. Mücadele eden hani tarzları değil. Öyle değil. Peki, bak, ne değil ama hayır bak nereye geliyorum. Santraforu yoktu Beşiktaş'ın geçen sene. Evet. Gökhan Töre santrafor mu abi? Evet. Değil. Ne yaptı Sergen Hoca? Gökhan Töre bir maçta santrafor oynattı. Yani santrafor taklidi yap dedi bana. Şimdi burada da Oğuzhan'la Salih, bak Oğuzhan'la Salih Atiba olacaklar. Josef de Souza olacaklar. Yapacaklar onu. Bu maç öyle bir maç. Ne kadar yapar? İşte. Abi yapamazlar da. %30 yapsalar bile. Olmaz. Bak şimdi ben burada bir şey yapayım. Ben aslında ben uzaklaşıyorum. Dur bir dakika. Ben ne yapacağım? Bak. En sakaladan çıktım ben. O zaten orası risk. Evet. Ama Oğuzhan'la Salih abi, bak, o baskı yapmazlarsa... Ya, yapamazlar ya. İşte tamam yapamazlar. Ne yapacaklar işte ben sana söyleyeyim nasıl yapacaklar. Karakterlerinde yok öyle bir baskı. Abi, Zeki abi yapabilirler. Tamam. Ne yapacaksın? Ya yapma ben şansları şunu, şöyle yumuşak ve teknik oyuncular. Ben şunu söyledim mi? Öne oynayan oyuncular. Ya, nasıl yapsınlar abi? Şunu söyledim mi? Ha, doğru söylüyorsun. Oğuzhan'la yapsınlar Salih, diyorsun. Hep böyle oynayan oyuncu tarihi değiller fırsat, tabii ki. Tarihi fırsat. Ama onlar için. Onu yapamazlarsa ki ya, yapacakları konusunda emin miyiz? Hayır. Evet. Ne yapacağını ben söyleyeceğim. Beni oyuncular da emin değil. Ya hocam sen abi. De bak lütfen. Sen hocam, de hocam lütfen. Takım yorgunluğa karşısın. Sen de konuşmaktan yorulmuyorsun. Biliyorum hocam. Ya bir dakika ama. O yüzden araya giriyorum hocam. Ya Serdar söylüyorsun şey yok. Tamam söyle hocam. Yani çare yok. Ne yapacaksın orada? Ben ne yaparım biliyor musun? Ne yapsam? Şimdi onlar yapamayacak. %100 yapamayacak Oğuzhan'la Salih. Ben olsam var ya. Şu Rozier'i var ya. Josef'in yanına koyarım. Sağ beke Kenan'ı koyarım. Oraya da Gökhan'ı koyarım. Başka yapacağım bir şey yok. Yakına dağılık hocam. Buyurun. Bir dakika bir daha evet. Söyle hocam. Bak Rozier'i, Josef'le ikisini arı gibi çünkü tamam mı? Onu böyle zaten olmuş oldu. Ya başka yapacak bir şey yok. Oğuzhan'dan sağ Ali birini koyarım. Kenan'ı çip sağ bek. Çip ön libero ikincisi Rozier. Kocan iki tane arı gibi adam. Bak, Kenan sağ bek. Parmağı kırık hocam bir de. Kimin? Kenan'ın parmağında Kenan kırık vardı. Kenan oynatma şeyi var. Hayır oynar. Oynar. El parmağında ya, kırık özel şeyle bandajla oynar. Niye şimdi söyleyeceğim? Kenan şimdi bak bir dakika ya. İtalya maçında o sol beki devamlı kovalamadı mı oraya kadar? Kovaladı. Yani ha o en son şeyi orada da biraz çalıştı. Ya yapacak başka bir şey yok. Şimdi böyle konuşuyoruz. Çare ne? Tamam Kenan sağ bek. Sağ açık mı olacak? Gökhan'ı koyacağım bitti. O sağ ama mı? Fazla oluyor bir tane hocam. Birini çıkarman lazım. Nasıl? Ya Oğuzhan veya Salih'ten birini çıkaracağım diyorsun. Zaten tamam. Tek yani, değişiklik yapacağı adam elindeki silah Gökhan Töre. Onun dışındakiler genç oyuncular. 17 yaşındaki ya fark oyuncular. Etmez. Güvenit ya bak iki yönlü oynayan biri varsa tempolu tamam evet. Mı? Gökhan tecrübeli adam dersin ki bana getirme bu herifi. Tamam mı? Burada getirmez. Ya Sergen güzel bir şey söyledi. Biz dedi kendi oyunumuzu oynayamıyor. Santra'da basarsan yersin 3-5 tane. Bu 19'dan 3 oyuncu götürdü. 17 oyuncu ile gittiler. Yani değiştirecek ya bak, oyuncusu da yok. Zeki, yok. Sergen oyuncusu da fazla. Sergen Yalçın'ın tek bak, Gökhan Töre şu şeyde baktığında ya da Can bu kadroya göre. Geniş kadromuz varsa onu da hazırlayalım. Bir şey söyleyeceğim. En Sakalayı ben de koydum. Daha evvel de söyledim. Ben olsam En Sakalayı daha evvel koyardım stopere. Daha evvelki maçlarda oynatırdım. Oynatırdım yani. Belki de iyi şimdi, oynayacak bilemiyoruz. Şimdi ya kuvvetli adam ha hata yapabilir. Hata yapabilir. Yapacak bir şey yok arkadaş. Çare burada, yok. Burada sıkıntı şu. Gol yemeyeceksin. İlk dakikalarda gol yersen dağılırsın zaten. Bak, o yüzden şimdi hepimiz aynı görüşteyiz. Yumuşak bir orta saha katılıyorum. Bu orta sahayla zayıf fark. Olmaz abi. Oğuzhan Salih eyvallah. Ben Oğuzhan Salih için maç yan yana oynatma hocam. Bırakın bu maçlarını. Burada mecburiyetten evet, oynayacak. Mecburiyetten oynayacak hocam. Göre çok benzer başka? Özellikleri olan biliyorum. Fiziksel yani yapıları birbirine benziyor. Diyorum ki burada Rozier koşan bir adam. Evet. Arı ben korkarım öyle adamlardan ya. Josef'le ikisini koy oraya. Bozan adam değil mi hocam? Dur ama hiçbir şey yapmasın ya. Ya illa orada şey klas adam mı ne yapacak? Topa yedirmezler bizimkilere ya. İnşallah öyle bir şey olmaz. Koy Rozier'i şeyi, Josef'in yanına. Koy Kenan'ı sağa beke, koy Gökhan'ı oraya bitti arkadaş. Hatırlar mısın bir gün Şenol Güneş onu yapmıştı. Adriano'yu aldı. Orta sahaya koydu. Defansif orta saha olarak oynattı Adriano'yu. Ya yapacak bir şey orta var mı? Orta sahada. Çok hareketli, çok güçlü diye. Ama o böyle çaresiz kalma hiçbir zaman hiçbir hoca böyle çaresiz kalmadı ki. Ya şu anda ki. Çaresiz yani 5 maçta 35 gol mü atmış? Kaç maç başına 4 gol ortalamasıyla oynayan bir takıma karşı oynuyorsun ya. Ya yapacağım bir şey Sporting'e yok. Sporting'e 5 tane attılar.
düşün ya yani. Bir dakika, ne yapabiliriz? Söyleyin başka bir şey. Çare. Ya işte çaresi yok. Hoca çok çaresiz. Şimdi bu ne oluyor biliyor musun? Bak bu şeyde var ya, getiriyorsun boynunu böyle koyuyorsun abi giyotunun karşısına. Yok. Böyle bekliyoruz yani. Yok şöyle hocam, Sergen Hoca beklemez. Yani maç oynanmadan. Ya ha, herhalde bak, canım. Ya. Hoca, hoca şöyle bir şey söyledi. Yani alışılmış oyunumuzun dışında bir oyun olacak. E tabii. Ya onları daha fazla önlem alacağız diye muhtemelen. Şöyle de ileride Batshuayi tek kalacak. Bütün takım geride. Şöyle motive etmiş, gaza getirmiş. Sahaya 11 kişi çıkacağız. 11 kişi çıkıyorsak arkadaşlar eksik değiliz diye motive beyin yıkıyor. Yani hoca ne yapsın başka? Ya zaten 11 kişiyiz. Onlar da 11 kişi. Sergen'in konuşmalarını adamın yazık günah. Yani böyle çaresiz konuşma şeyi yok adamın. Hocam hiçbir hocanın başına gelmedi. Uzun yıllardır bu işin içinde böyle bir çaresizlik, Sergen böyle bir sıkıntı. Bak, Şampiyonlar Ligi'nde bir de ya böyle bir dönemde olur mu ya? Şimdi var ya bak, bu Rose şey, Sergen'in aklına gelse vallahi oraya koyar bak. Yemin ediyorum. Hocam koyayım. O zaman da orada sıkıntı yaşar. Ya kardeşim ya, Kenan diyorum ya şeyde İtalya milli takımında. Oynar Kenan. Sol bekle geldi. Kenan ne yapacaksın orta sahada? Ön tarafta etkisiz. Bari savunma yönünü kullansın. Yani savunmada koşar en azından. Ya yapacak başka bir şey yok abi. Ben olsam böyle olabilir çıkarım. Olabilir ha, mantıklı. Bitti.